Herkese merhabalar. Yine bomba gibi bir kimya dersiyle karşınızdayım arkadaşlar. Daha önceden derişim birimlerinden bahsetmiştik. Kütlece ve hacimce yüzde derişimler ve ppm üzerine konuşmuştuk. Şimdi yine derişimlerle alakalı başka bir konudayız arkadaşlar. Koligatif özellikler diyeceğiz ve bu ünitemizde de yani karışımlar ünitesinde de ilerlemeye devam ediyor olacağız. O zaman haydi başlayalım bakalım. Neler varmış konu olarak peki içeriğimizde? Arkadaşlar koligatif özellikleri az sonra tanımlarken diyeceğiz ki derişime bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellik adı vereceğiz. Mesela donma noktası bunlardan birisi. Çünkü donma noktası bir çözeltinin derişimi arttıkça düşer. Benzer şekilde kaynama noktasındaki yükselmeyi de biz koligatif özellik olarak alacağız arkadaşlar. Çünkü bir defa da derişim arttıkça kaynama noktasının yükselmesini bekleyeceğiz. Ve ozmotik basınçta derişim arttıkça, daha doğrusu derişim farkı arttıkça ozmotik basıncın arttığından bahsediyor olacağız arkadaşlar. Peki dersimizi tamamladığımız zaman biz neler kazanmış olacağız? Öncelikle arkadaşlar çözeltide derişim farklılıklarının çözeltiye kazandırdığı bazı özellikleri değerlendireceğiz. Ki zaten aslında bunlara koligatif özellik diyoruz. Ve günlük hayatımızda karşılaştığımız koligatif özellikleri örnekler vereceğiz ve bunları da inceliyor olacağız ve nedenlerini de açıklayacağız tabii ki. Bu da bizi nereye götürecek? Ödev sayfasına götürecek arkadaşlar. İlk kaynağımız her zaman olduğu gibi 0'dan 10'a kimya kitabımız olacak. Hepinizin elinde var ve yarıyı bile geçtiniz artık. Burada arkadaşlar sayfa 116 ile 114 arası bizim ödevimiz olacak. Peki neler vardı kaynağımızın içeriğinde? Şöyle hep birlikte bir göz atalım. Arkadaşlar bu kaynağımızda sol taraf bize konuyu anlatan, sağ taraf ise bir sayfa dolusu sorunun yer aldığı kısım olacak arkadaşlar. Burada ne anlatılıyorsa onunla ilgili sorular bizi bekliyor olacak ve bu sayede kendimizi geliştireceğiz tabii ki. Her sayfada bu kendini tekrar edecek ve konuyu tamamladığımız anda da tarama testleri bizi bekliyor olacak kitabımızın içeriğinde. Sonrasında bu bitince ödevimiz bitmiyor tabii ki. Dinamo kimya kitabımız yine vazgeçilmezimiz karşımıza çıkacak. Burada da TESRA 14-17 arası bizim ödevimiz olacak. Peki bunun içeriğinde neler vardı arkadaşlar, onu değerlendirecek olursak burada da her sayfa bize bir tane çözümlü örnek sunacak. Ve bu çözümlü örneğin altında 4 tane soru bizim çözümümüzü bekleyecek. Bu şekilde bölümü tamamladığımız zaman aslında konuyu öğrenmiş olacağız ve her çözümlü örnek aslında bize konuyu anlatan bir örnek olacak. Ardından da tarama testleri yine burada da bizi bekliyor olacak. Arkadaşlar kare kodlarımız her iki kitabımızda da mevcut ve çözemediğimiz, kafamızı karıştıran herhangi bir soru olduğunda video çözümüne ulaşabilir ve bütün eksiklerimizi giderebiliriz. O zaman ödevlendirmelerimizi de aldığımıza göre konumuza başlayabiliriz hep birlikte. Arkadaşlar derişimi şöyle bir hatırlayarak başlayalım. Ne demekti derişim? Bir çözeltide çözünen madde miktarının çözelti veya çözücüye olan oranına biz derişim adını veriyoruz. Bak şimdiye kadar farklı derişim birimleriyle muhatap olduk. Kütlece yüzde derişim ne demekti mesela? 100 gram çözeltide yer alan madde miktarının çözünen maddenin gram cinsinden kütlesine kütlece yüzde diyorduk. Ya da hacimce yüzde 100 mililitre hacmindeki bir çözeltide yer alan çözünenin hacmine aynı şekilde hacimce yüzde diyorduk. Ya da ppm'den bahsettik. Bu da milyonda bir demek oluyordu. Çok çok küçük derişimleri hesaplarken kullandığımız bir birim olacaktı. Ve şimdi geleceğiz arkadaşlar tanecik sayısından biraz bahsetmeye aslında. Tanecik sayısının hacmi oranı da yine aynı şekilde bir derişimi bizim için ifade edecek. Mesela burada tanecik sayısından bahsediyorsak çözünen maddenin türü tanecik sayısıyla ilgili önemli bilgiler verecek bize arkadaşlar. Diyeceğiz ki mesela bir alkol yapısı CH3OH, bak bir molekül yapısı var elimizde. Bunu suda çözdüğümüz zaman nasıl bir durum ortaya çıkmasını bekliyoruz. Bu sıvı haldeydi ya, bunu alıyorsun suda çözdüğün anda sadece şuraya suda yazman yeterli oluyor. Dolayısıyla bu maddeyi suda çözdüğümüz zaman her bir taneciğe karşılık bir tanecik çözünmüş madde ortaya çıkıyor. Ya da eğer glikozdan bahsediyorsan bak gene bir molekül yapısı var karşımızda. Yani kovalent bağlı bir yapı var. Katı haldeyken biz onu suya atıyoruz. Yapmamız gereken sadece ürünlerde şuraya suda yazmak. Aynı şekilde her bir moleküle karşılık bir molekül çözünmüş olarak ortaya çıkıyor değil mi? Ama eğer çözünen madde iyonik bir bileşikse bak burada işler biraz değişiyor. Mesela NaCl. İyonik bir bileşik suyun içerisinde çözündüğü zaman katyon ve anyonlarına ayrışmasını bekliyoruz. Sodyum 1A grubu elementi olduğu için +1 yüklü bir katyon oluşturacak suyun içerisinde ve buna karşılık 7A grubu elementi olan klor da -1 yüklü bir anyon yapısını oluşturacak. Dolayısıyla bak sodyum klorürden çözdüğün her bir taneciğe karşılık 2 farklı tanecik oluştu. Dolayısıyla da koligatif özelliklerden bahsederken ve derişimi yorumlarken diyeceğiz ki sodyum klorürün etkisi molekül yapılı olan bileşiklere göre daha fazla olmak zorundadır. Daha fazla tanecik oluşturduğu için daha yüksek derişim ortaya çıkarırlar. Mesela magnezyum nitrat olsaydı bu yine iyonik bir bileşik. Magnezyum 2A grubu elementi olarak artı 2 yüklü bir katyon oluştururken arkadaşlar nitrat eksi 1 yüklü bir iyon olarak anyon oluşturacak ve burada 2 tane olması bize neyi açıklıyor aslında? 2 tane nitrat iyonunun oluşması gerektiğini açıklıyor. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Her bir taneciye karşılık 3 tane iyon ortaya çıkmış olacak. Dolayısıyla koligatif özellik tanımına gelecek olursak ne dedik? Derişimle bağlı olarak değişen özelliklere koligatif özellikler dedik. Demek ki iyonik bileşikler daha fazla etki gösterecek ve iyonik bileşiğin yapısındaki iyon sayısı arttıkça bu da onun etkisinin fazlalaşmasına sebep olacak. Bu ne demek yani? 1 mol glikoz kullanarak elde ettiğin etki neyse sadece yarım mol sodyum klorür kullanarak aynı etkiyi elde edebilirsin. Çünkü sen bundan 0,5 mol aldığın zaman bunlardan 0,5-0,5'ten toplam 1 mol elde etmiş olacaksın. Geçelim şimdi koligatif özellikleri ayrı ayrı değerlendirmeye arkadaşlar. Ne saydık? İlk olarak donma noktası alçalması dedik. Şimdi birkaç tane soruya cevap verdiğimiz zaman aslında bunu anlamlandırmış olacağız. Mesela kışın arabaların radyatör suyuna antifriz koyduğumuzu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Neden bu antifrizi biz radyatöre koyuyoruz? Mesela Erzurum'da yaşıyorsunuz, soğuk bir bölgede yaşıyorsunuz ve radyatörümüzün içerisinde saf su dolaşıyor olsaydı bunun donma noktası 0 santigrat derece olacaktı, öyle değil mi? Eğer soğuk şartlarda yaşıyorsanız sıcaklık sıfırın altına düştüğü anda radyatördeki bu su donacaktı ve hacmi büyüyeceği için radyatörün patlamasına sebep olacaktı ve büyük bir maliyet kaybı karşımıza gelecekti. Ancak biz onun içerisine antifriz koyduğumuz zaman yani aslında içerideki radyatördeki suyun derişimini artırdığımız zaman donma noktası düştüğü için artık sıcaklık sıfırın altına düşse bile bizim suyumuz donmayacak. Dolayısıyla da bu radyatöre zarar vermesini engellemiş olacağız. Yani antifriz çok düşük sıcaklıklarda bile suyun donmasını engellediği için problemlerle karşılaşmamızın önüne geçiyor. Veya kışın yolları neden tuzluyoruz? Çok saçma gelmiyor mu? Hani tuzlu bir kara neden ihtiyaç duyalım ki? Arkadaşlar buradaki sebep de aynı. Şimdi hava 0 santigrat derecenin altındaysa yollara işte yağmur bile yağsa bunun donmasını beklersin, öyle değil mi? Çünkü sıcaklık donma noktasının altına düştü. İşte sen yolları tuzladığın zaman yollarda oluşan bu kar veya suların derişimini artırmış oluyorsun. Derişimin artması demek donma noktasının düşmesi demek. Bu yüzden de sıcaklık çok düşük sıcaklıklara kadar düşse bile o yollardaki su donmayacak. Bu da donma olmadığı için bizim kazalardan korunmamızı sağlayacak. Yani tuzlama işlemi aslında koligatif özelliklerden geliyor. Donma noktasını düşürmek için yollar tuzlanıyor arkadaşlar. Veya kışın uçaklar alkolle yıkanır. Bunun sebebi arkadaşlar yine donmayı engellemek tabii ki. Sen alkolle yıkadığın zaman, daha doğrusu alkolü suyun içerisine karıştırdığın zaman burada derişimi artırdığın için donma noktasını düşürmüş olacaksın ve sıcaklık 0 derecenin altına düşse bile uçağın donması engellenmiş olacak. Veya kışın sahile gittiğiniz zaman arkadaşlar şunu görebilirsiniz. Deniz hala daha sıvı halde tabii ki ama onun üzerindeki tekneler ve üstündeki su tamamen donmuş durumda. Teknelerin üstünde buzlanma var. Hani alttaki de su, üstteki de su sonuç itibariyle. Neden üstte buzlanma var da deniz hala daha donmamış durumda? İşte arkadaşlar bu yine koligatif özellikler sayesinde açıklanıyor. Çünkü deniz tuzlu su, öyle değil mi? Dolayısıyla derişimi yüksek bir su. O yüzden de donma noktası 0 değil. Donma noktası oldukça düşüktür deniz suyunun. Bu yüzden de donmaz. Ama teknenin üzerindeki su muhtemelen yağmurdan kaynaklanan bir ıslanma vardır. Dolayısıyla da saf su veya safa yakın derişim oldukça düşük bir su vardır orada. Bu da donma noktasının yüksek olduğunu gösterir. Yüksek donma noktası olduğu için de sıcaklık sıfırın altına ya da biraz daha altına düştüğü anda teknenin üzerindeki bu derişimi düşük su donacaktır arkadaşlar. Bu yüzden böyle bir farklılık ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bizim bütün bu günlük hayattan verdiğimiz örneklerden yola çıkarak yorumumuz ne olacak? Diyeceğiz ki bir çözeltinin derişimi ne kadar yüksekse donma noktası o kadar düşük olacaktır. Bunu şöyle bir grafikle açıklayabiliriz arkadaşlar. Şimdi saf maddeleri ve karışımları, çözeltileri birbiriyle kıyasladığımız zaman şöyle bir bilgiye sahiptik. Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalır, değil mi? Mesela sudan bahsediyorsak, çözücü olarak bir su kullanıyorsak, eğer saf suysa sıcaklık düştükçe belli bir noktaya gelecek. Yani 0 santigrat dereceye gelecek. Donma noktasına ulaşacak ve tamamı buz haline gelene kadar sıcaklık 0 santigrat derecede sabit kalacak. Öyle değil mi? Beklentimiz bu. Ama eğer biz suyun içerisine tuz eklersek mesela, yani derişimini artırırsak, bu donma noktasının düşmesine sebep olur. Atıyorum -1 santigrat dereceye düştü ve sen derişimini ne kadar artırırsan o kadar düşük bir noktaya kadar gidecek bu sıcaklık değeri. Dolayısıyla arkadaşlar çözeltilerin donma noktasının düştüğünü buradan anlıyoruz. Bak, donmaya başladığı sıcaklık burası olacak. Ama şöyle bir fark daha var. Donma başladıktan sonra da saf sıvalarda olduğu gibi sıcaklık sabit kalmıyor arkadaşlar. Donma olayı devam ettiği sürece donma noktası da düşmeye devam ediyor arkadaşlar bir taraftan. Ve nereye kadar? Bizim çözeltimiz doymuş hale gelene kadar. Yani artık daha fazla madde çözemeyecek, maksimum derişimine ulaşmış hale gelene kadar donma noktası da bununla birlikte düşecek. Dolayısıyla sıcaklık da düşecek ve doymuş çözelti elde ettikten sonra artık yine sıcaklığımız sabitlenebilecek. Dolayısıyla bizim asıl odaklanacağımız nokta şurası olacak. Yani donmaya ilk başladığı sıcaklık değeri bizim derişimden dolayı kaynaklanan azalmaya sebep olacak. Yani burada mesela çözeltinin sahip olduğu düşüş şu aradaki farkla belirtilebilir arkadaşlar. Yani elde ettiğimiz çözelti, daha doğrusu eklediğimiz bu çözünen madde donma noktasının şu aradaki fark kadar azalmasına sebep olmuştur. Hemen birkaç tane daha soruyla iyice anlaşılır hale getirelim bunu. Bir atm basınç altındaki bir ortamda 1 mol glikoz içeren 100 mililitrelik çözeltinin donmaya başladığı sıcaklık -A santigrat derece olduğuna göre. Bak, bu ne diyor aslında arkadaşlar? A santigrat derecelik bir düşüşü bize veren derişim buymuş. Yani 1 mol, ki bu bir bileşik şey olduğu için, molekül yapısı olduğu için her bir glikoz molekülüne karşılık suyun içerisinde oluşan 1 mol maddeden bahsedeceğiz. Dolayısıyla 1/100 dersek aslında bunu bir derişim olarak kabul edebiliriz. Bu A kadarlık bir azalmaya sebep olmuş. 2 mol glikoz içeren 100 mililitre çözeltide arkadaşlar buradaki derişim ne olacak? Bu defa mol sayısı 2 katına çıktı. Hacim aynı kaldı. Dolayısıyla aslında 2 katı molarite var. Yani 2 katı derişim var. Derişimin 2 kat olması donma noktasının da 2 kat azalması demek olacak. Yani o zaman -2A santigrat derecede bunun donmaya başlamasını bekleyeceğiz. Ya da 2 mol sodyum klorür içeren 100 mililitre çözelti. Bak, bu defa ne diyorduk arkadaşlar? Sodyum klorürü biz suda çözecek olursak Na+ ve Cl- şeklinde iyonlarına ayrışacak diyorduk. Yani bundan eğer 2 mol biz çözdüysek bundan da 2 mol, bundan da 2 mol oluşmasını bekleyeceğiz. Yani suyun içerisinde oluşan toplam tanecik 4 mol. Hacim gene 100. Dolayısıyla elde ettiğimiz derişim bunun 4 katı. O zaman donma noktasındaki düşüş de bunun 4 katı olacak. Yani -4A santigrat derecede burada bir donma olmasını bekleyeceğiz. Veya arkadaşlar alüminyum sülfat. Bak, Al2SO4,3 öyle değil mi? Bu maddeyi biz suyun içerisinde çözdüğümüz zaman iyonik bir bileşik olduğu için 2 tane alüminyum +3 katyonu oluşturacak. 3 tane de sülfat anyonu oluşturacak. Bak, eğer biz bundan 2 mol çözdüysek bundan katsayısı 2 olduğu için 4 mol. Bundan da katsayısı 3 olduğu için 6 mol. Yani toplam 10 mol tanecik oluşmasını bekleyeceğiz. O zaman bu defa bizim derişimimiz 10/200 şeklinde değerlendirebiliriz. Yani aslında 5/100'dür diyebiliriz. Şurada verdiğimiz değerin bak 5 katı olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla eğer bu derişim A kadar değişime sebep oluyorsa sıcaklıkta 5 katı tabii ki 5A kadar değiştirecek. O zaman 5A santigrat derecede biz bunun donmasını bekleyeceğiz. Hacim 200 mililitre olduğu için derişimin düşmesine sebep olan bir etki geldi buradan tabii ki. İkinci koligatif özelliğimiz kaynama noktasının yükselmesi olacak arkadaşlar. Yani şöyle de düşünebiliriz. Bir çözeltinin derişimini arttırdıkça sen kaynama noktası ve donma noktası arasındaki makası açmış oluyorsun. Kaynama noktası artarken donma noktası düşmüş oluyor arkadaşlar. Bunu da hani hemen günlük hayattan örneklendirelim. Kaynayan suya tuz atılırsa kaynama duruyor. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Çünkü biz derişimi arttırdığımız için kaynama noktası yükseldi. Bu yüzden de artık suyun ya da oradaki çözeltinin sahip olduğu sıcaklık kaynama noktasının altında kaldı. Bu yüzden kaynama duruyor. Biz eğer ısıtmaya devam edersek yeni kaynama noktası değerine ulaşınca kaynama tekrar başlayacak. Veya yazın arabaların radyatör suyuna neden antifriz konur? Bak, kışın da koyuyoruz, yazın da koyuyoruz. Şimdi kışın donma noktasını düşürmek için koyuyorduk. Yazın da tam tersi kaynama noktasını yükseltmek için koyuyoruz. Dolayısıyla iki türlü de işe yarıyor. Çünkü eğer saf su kullansaydık biz radyatörün içerisinde 100 santigrat derecede kaynamaya başlayacaktı. Ve radyatörde kaynayan su aşırı yüksek basınç oluşturacağı için radyatörün gene patlamasına sebep olacaktı. Bunun yerine ne yapıyoruz? Biz antifriz sayesinde kaynama noktasını yükseltiyoruz. Bu sayede de su kaynamıyor. Dolayısıyla da basınç oluşturmadığı için yine radyatörümüzü korumuş oluyor. Dolayısıyla yorumumuz ne olacak? Derişim arttıkça çözeltilerin kaynama noktası bu defa yükselir diyeceğiz. Donma noktası düşer ama kaynama noktası yükselir diyeceğiz. Hemen onu da şöyle bir grafikle açıklayalım arkadaşlar. Az önce dedik ki saf su 0 santigrat derecede donar ama bir çözelti 0 santigrat derecenin altında bir yerde donar. Bu defa da arkadaşlar diyeceğiz ki saf su 100 santigrat derecede kaynıyor ve kaynama boyunca sabit sıcaklıkta kalıyor ya. Biz eğer onun içerisinde tuz çözecek olursak ya da herhangi bir çözelti hazırlayacak olursak bu defa 100 santigrat derecenin üzerinde bir yerde kaynamaya başlayacak ve gene odaklanacağımız nokta kaynamaya ilk başladığı sıcaklık değeri olacak. Demek ki bizim eklediğimiz madde, dolayısıyla oluşturduğumuz derişim kaynama noktasının bu kadarlık bir artışa uğramasına sebep olmuş. Ve kaynama başladıktan sonra da çözeltiler saf maddelerde olduğu gibi sabit bir sıcaklıkta kaynamaya devam etmiyorlar. Kaynama devam ettiği sürece sıcaklık da artmaya devam ediyor bir taraftan. Çünkü kaynama demek ortamdan buharlaşan aslında su demek, öyle değil mi? Dolayısıyla çözücü madde ortamdan uzaklaştığı için, çözücü miktarı azaldığı için derişim artmış oluyor. Derişim arttığı için de kaynama noktası artmaya devam ediyor. Ta ki nereye kadar? Çözelti doymuş hale gelene kadar, yani maksimum derişime sahip olana kadar. Çünkü doymuş hale geldikten sonra artık su buharlaştıkça bu defa çözünen madde dibe çökmeye başlayacak. Böylece de derişim sabit kalacak. Derişimin sabit olduğu anda kaynama noktası da sabitlenmiş olacak. Hemen çok benzer bir soru çözelim arkadaşlar. Bize demiş ki bir atm basınç altında bir ortamda 1 mol glikoz 100 mililitrelik çözeltideyken 100 artı A santigrat derecede kaynamaya başlıyor. Bak az önce eksi A santigrat derecede donuyordu. Dolayısıyla A kadarlık bir değişime sebep olmuştu diyorduk. Ve buradaki derişimimiz de işte 1 mol ve 100 mililitre çözelti olarak değerlendirmiştik. Şimdi 2 mol glikoz ve 100 mililitre çözelti ise gene diyeceğiz ki 2/100 gibi bir derişimden bahsediyorsak bunun tam 2 katı derişim olacak. Dolayısıyla bu A kadar arttıysa bu defa 2A kadar artmasını bekleyeceğiz. Yani 100 artı A değil de bu defa 100 artı 2A santigrat derecede bu kaynamaya başlayacaktır. Na Cl olsaydı ne dedik arkadaşlar, hemen tekrar etmiş olalım. Na artı ve Cl eksi şeklinde iyonlaşacağı için eğer 2 mol sodyum klorür çözersek 2 artı 2'den 4 mol tanecik oluşacak ve hacim hala daha 100 olduğuna göre, yani bizim şu A kadarlık değişime sebep olan çözeltinin 4 katı derişime sahip olduğuna göre 4A santigrat derecelik bir artışa sebep olacak. Bu yüzden de 100 artı 4A santigrat derecede kaynamaya başlayacak. 100 zaten saf suyun kaynama noktasıydı. 100'ün üzerine ne kadar çıktığını da bize derişim belirleyecek. Benzer şekilde arkadaşlar 2 mol alüminyum sülfat içeren 200 mililitre çözelti. Az önce yapmıştık zaten. Toplamda 10 mol tanecik oluştu. 2 artı 3'ten 5 tanecik var ve 2 mol olduğu için toplam 10 mol tanecik oluşturuyor. Ve hacimde 200 mililitreymiş. Yani aslında yine 5/100 olarak bunu düşündüğümüz zaman 5 katı derişimden bahsediyoruz. Dolayısıyla 5A santigrat derecelik bir yükselme olması gerekiyor. O zaman bu defada 100 artı 5A santigrat derecede biz bunun kaynamaya başlamasını bekliyor olacağız. Bir diğer koligatif özelliğimiz ise ozmotik basınç olacak arkadaşlar. Bu defa iki çözelti arasındaki derişim farkından bahsedeceğiz aslında. Hani ozmoz olayını ve ozmotik basıncı biyoloji dersinden biraz hatırlıyorsunuzdur. Şimdi ozmoz dediğimiz olay neydi? Suyun yarı geçirgen bir zar sayesinde düşük derişimli ortamdan yüksek derişimli ortama geçmesiydi. Burada yarı geçirgen zarı aslında hücre zarı olarak değerlendiriyordunuz biyoloji dersinde. Şimdi ozmotik basınç dediğimizde de derişimi yüksek olan ortamın derişimi düşük olan ortamdaki suya yaptığı emme kuvvetine verdiğimiz ad olacak arkadaşlar. Bu emme kuvveti sayesinde aslında yüksekten düşüğe doğru su geçişi olacak. Çünkü yarı geçirgen zar maddenin, yani çözünen maddenin geçmesine engel oluyor. Sadece suyun geçmesine müsaade ediyor. Dolayısıyla sen şöyle yarı geçirgen bir zarla saf su ve tuzlu su oluşturursan arkadaşlar ne yapacak? Tuzlu su saf suya çekim uygulayacak. Şöyle bir emme kuvveti sayesinde su molekülleri tuzlu suya doğru geçecek ve aralarında şöyle bir yükselti farkı oluşmasına sebep olacak. İşte bu yükselti farkı ozmotik basınçtan kaynaklanıyordur ve aradaki derişim farkı ne kadar yüksekse o kadar büyük bir yükselti farkı oluşacaktır. Dolayısıyla biz buraya tuz ekledikçe bu aradaki farkın açılmasını bekleriz mesela. Aradaki derişim farkına odaklanmamız gerekecek. Hemen mesela bir soruyla bunu örneklendirelim. Şimdi bize şöyle bir U borusu verse ve dese ki bu tarafta %50 bu tarafta %20 su var. Şimdi iki farklı çözelti var. Ne dedik biz? Derişimi yüksek olan, derişimi düşük olandaki suya emme kuvveti uygular. O yüzden de %20'likten %50'liğe doğru şöyle bir su geçişi olmasını bekleriz arkadaşlar. Ve bir süre sonra bu su geçişi sayesinde arada şöyle bir H yükselti farkı olur. Bak, bu yükselti farkının sebebi tamamen aradaki derişim farkı. Sen buradaki farkı açarsan H yüksekliği de artar. Farkı kapatırsan H yüksekliği kapanır, değil mi? O zaman bir numaralı bölgeye tuz eklenirse ne olur? Bak şimdi %50 idi. Biz biraz daha tuz eklersek %50'nin de üstüne çıkar. Dolayısıyla ikisi arasındaki fark artar. Fark artarsa H yüksekliği de artacaktır buna paralel olarak. 2 numaralı bölgeye tuz eklenirse, şimdi bu 20'nin üzerine çıkacak, öyle değil mi? Aradaki farkı kapatmış olacağız. Dolayısıyla derişim farkı azaldıkça H yüksekliğinin de azalmasını bekleyeceğiz. Yani aslında ozmotik basıncın azalması demek olacak bu. 1 numaralı bölgeye saf su eklersem arkadaşlar bu defa %50'nin düşmesine sebep olacağız. Dolayısıyla yine aradaki farkı kapattığımız için H yüksekliğinin düşmeye başladığını gözlemleriz arkadaşlar. Çünkü ozmotik basıncı düşürmüş olacağız. O zaman neler yaptık şöyle bir değerlendirelim. Donma noktasının düşmesinden bahsettik. Dedik ki derişim arttıkça donma noktasında azalma bekleriz. Kaynama noktası derişimle birlikte artış gösteriyordu. Ve iki çözelti arasındaki derişim farkı ne kadar yüksek olursa ozmotik basınç da o kadar yüksek oluyordu arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz ve yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki dersimizde yine tam da burada tekrar görüşmek üzere.